herkes. Farklı bir ortamda, bambaşka bir video ile karşınızdayım. İstanbul Arkeoloji Müzesi. Bizim için çok ama çok önemli bir müze. Şimdi burası gerçekten günler alacak bir ziyareti kapsar, onu söyleyeyim size. Yani ben defalarca geldim çocukluğumdan bu yana ama halen keşfettiğim çok şey varken, geçtiğimiz günlerde müthiş bir sürpriz, üstelik bu müze için inanılmaz bir geçici kazanç diyorum. Çünkü geçici bir süreyle bir Kibele heykeli. 1964 yılında Afyon'da bir yol çalışması sırasında bulunan bu bereket tanrıçası Kibele'nin heykeli. Muhteşem bir şey, inanılmaz bir şey. Bir anda ortadan kayboluyor. Çünkü ülkemiz ne yazık ki bu kadar muhteşem tarihi eserlere sahipken bugün değil. Geçmişte bir kısmı özel izinlerle, bir kısmı yağmacılarla, bir kısmı çalınarak götürülmüş. Üstelik bu define avcılarının yaktıkları, yıktıkları, yok ettikleri değil. Çünkü malum geçtiğimiz yıllarda baktığınızda Zeugma'da ortaya çıkarılan mozaiklerden bile çaldılar. Çıkarıldıktan sonra ortasındaki göbek gitti. Yani o meşhur Çingene kızının bulunduğu dönemde o Fırat'ın kenarındaki yalılardaki olağanüstü mozaiklerden bile çaldılar, götürdüler. İnşallah çıkacaktır. Göbektepe'den de bir tane çok önemli bir heykelin çalındığını biliyoruz. İnşallah o da onun da yerine geleceği günü bekliyoruz. Karun hazineleri bile, yani çok açık söylüyorum, ben bizzat görmüştüm birkaç ay sonra. Onlar da çalındı, neyse ki yerlerine geldi. Şimdi bizim için önemli olan bu Kibele heykeli kentine henüz kavuşmadı ama İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nde mutlaka ve mutlaka ana tanrıça Kibele'nin eşi benzeri bulunmayan bu heykeli görmeye gelin. Çünkü yakında Afyon'daki müzesine gidecek, geçici olarak burada. Belki de pandemi yüzünden şu anda gidemiyor, o da bizimki mahsur kaldı ama benim yapmış olduğum öykülerden bir tanesi bu Kibele. Şu anda araştırıyoruz. Çünkü yapıldığı dönem çok önemli. Buraya ait olduğu uzun bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Malum birileri çalıyor, aradan yıllar geçiyor, İsrail'de ortaya çıkıyor. Oradan Amerika'ya bir açık artırmaya giderken bizim bu işte hakikaten Kültür Bakanlığımızın çok değerli elemanları, müzede çalışan çok değerli arkeologlar, onun yeri orası değil, burası deyip girişimde bulunuyorlar ve Kültür Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önemli çalışması sonucu evine döndü. Tıpkı yıllar önce Sayın Ertuğrul Günay'ın Kültür Bakanlığı sırasında Sfenkslerden bir tanesi de Çorum'daki müzesine kavuşmuştu. Ben ona tanık olmuştum. Onun getirilme öyküsünde çok değerli kardeşim Sinan Yormaz hakikaten bizim için gitmiş. Çorum'a kadar onunla beraber yolculuk yapmış, Çorum'daki müzede çekmişti. O meşhur Hititlerle Mısırların savaştığı Firavunlar dönemi var ya, o dönemde Hitit topraklarında kalan bir Sfenks'ten bahsediyorum. Bu Sfenks tekrar ili olan Çorum'a, Çorum Müzesi'ne kavuştu. Sayın Kültür Bakanımız, eski Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay'ın sayesinde uzun bir uğraş sonucu. Çünkü aynı Sfenks 1915'te bir kardeşiyle beraber onarılmak üzere Almanya'ya götürülmüştü. Aradan yıllar geçti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir tanesi iade edildi ama haber yoktu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanlığı gayretle çalışarak arkeolog kardeşlerimizin de o dönemde buna ilişkin tanıklıkları, belgeleri ortaya koyarak o Sfenks şu anda evinde huzur içinde. İnşallah bundan sonra Türkiye'den kaçırılmış o dünyanın en önemli müzelerinde olan değerli eserler bizim güzel müzelerimize tekrar kavuşur diyorum. Evet, Anadolu muhteşem bir coğrafya. Her dönemden, yani o Afrika'dan yola çıkan insanın bıraktığı izlerden bu yana bütün o değerler bu coğrafyada mevcut. Ben diyorum ki Türkiye bu güzel müzeleriyle hak ettiği eserlerini tekrar ülkesine kavuşturacak ve bizden sonraki nesillere bizden öncekilerin bize bıraktığı miras gibi devredecek diyorum. Sağlıcakla kalınız.